Şimdi sözde bir anneden bahsedeceğim sizlere. Sivas'ta yaşayan kadın iki kız çocuğunu acımasızca dövüp onlara dehşeti yaşattı. Tabii boşandı ama birlikte yaşadığı eşi de, daha doğrusu eski eşi diyelim, eski eşi de yerleştirdiği kameralar sayesinde bu şiddeti görüntüledi. Çünkü kadın hemen her gün aynı şiddeti çocuklarına yaşatıyordu ve tabii kadın hakkında hemen suç duyurusunda bulundu ve kadın da gözaltına alındı. Baktım çocuğun elleri ayakları bağlanmıştı. Çocuğu o anda tabii ki kurtardık. Biri 7, diğeri daha 2 yaşındaydı. En güvende olmaları gereken yerde, kendi evlerinde annelerinden şiddet gördüler. Hem de ne şiddet. Akıllara durgunluk veren bu görüntüler Sivas'ta kaydedildi. İddiaya göre baba Furkan küçük kızlarını dövdüğü gerekçesiyle eşinden boşandı. Ancak birlikte yaşamaya devam ettiler. Kendisinin psikolojik rahatsızlıkları vardı. Onunla alakalı da zaten ilaç falan kullanıyordu. Sen beni kurtar ya Rabbi! Allah'ım zarar oluyor ya Rabbi! Sen beni kurtar! Amin! Baba Furkan çocuklarının sürekli şiddet gördüğünü düşündüğü için eve kameralar kurdurdu. Gerçekleri ortaya çıkarabilmek için günün her saatini kaydetmeye başladı. Ve çok geçmeden onu da dehşete düşüren bu görüntüler çıktı gün yüzüne. Öyle acımasızdı ki bir an bile düşünmeden önce 7 yaşındaki kızını ardından da 2 yaşındaki çocuğunu yerden yere vurup dövmeye devam etti. O anlar eve yerleştirilen kameralara an be an yansıdı. Görüntüleri izleyen baba hemen savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Velayetini ben alacağım. Bununla alakalı bir gün davamızı açtık. Çocuklarını acımasızca döven anne Eda gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İki küçük çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde gözetim altına alındı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. Yani bu normal bir psikoloji değil. Onu söyleyeyim. Yani bırakın öz evlatlarına, kim olursa olsun bu şekilde o çocuklara saldırmak, dediğim gibi, normal bir psikolojinin ürünü olmasa gerek.